Sesli Kitap 1984 Yazan George Orwell 6. Bölüm Bir umut varsa alt kesimlerde diye yazdı Winston. Bir umut varsa alt kesimlerde olmalıydı. Çünkü partiyi yok edebilecek güç ancak Okyanusya nüfusunun %85'ini oluşturan bu aşağılanmış kitlelerde ortaya çıkarılabilirdi. Parti içeriden yıkılamazdı. Düşmanlarının varsa tabii bir araya gelmeleri, hatta birbirlerini tanımaları bile imkansızdı. Efsanevi kardeşlik örgütü varsa bile ki gerçekten olabilirdi. Üyelerinin 2-3 kişiden daha fazlası bir araya gelip toplanmaları kesinlikle mümkün değildi. İsyan, gözlerdeki bir bakış, sesteki bir titreşim, en çok da fısıldanan bir sözcük demekti. Oysa alt kesimdekiler kendi güçlerinin bilincine bir varabilseler belki gizli ittifaklara bile gerek kalmayacaktı. Yalnızca ayağa kalkıp sırtına konan sinekleri savuşturan bir at gibi silkinmeleri yeterliydi. İsteseler partiyi yarın sabaha kadar yok edebilirlerdi. Er ya da geç akılları başlarına gelecekti mutlaka. Ne var ki? Bir gün kalabalık bir caddede yürürken biraz ilerideki bir sokaktan yüzlerce kişinin bağırışları, kadın sesleri gelmişti kulağına. Öfke ve ümitsizlik dolu korkunç bir çığlık kopuyordu bir çan sesinin yankılanışı gibi. "Vuuu!" diye derinden yükselen bir uğultu. Winston'ın yüreği hop etti. "İşte başladı!" diye geçirmişti içinden. İsyan! Alt kesimdekiler zincirleri kırıyorlar sonunda. Oraya vardığında 200-300 kadar kadının pazar yerindeki tezgahların etrafında toplanmış olduğunu görmüştü. Batmakta olan bir geminin bahtsız yolcuları gibi hüzünlüydü yüzleri. Ama tam o sırada umarsızlık yerini adım başı patlak veren kişisel kavgalara bırakmıştı. Anlaşılan tezgahlardan birinde tenekeden yapılmış tavalar satılıyordu. Hepsi de yamuk yumuk, işe yaramaz şeylerdi ama tencere tava gibi şeyleri bulmak hiç de kolay değildi. Tavalar hemencecik satılmış, tek bir tava bile kalmamıştı. Birer tava satın almayı başaran kadınlar diğerleri tarafından itilip kakılırken kendilerine yol açmaya çabalıyor, bir sürü kadın da tezgahın çevresine toplanmış, satıcıyı öbürlerini kayırmakla, tavaların bir bölümünü de bir yerlerde saklamakla suçluyordu. O sırada yeni bir bağırtı kopmuştu. İki öfkeli kadın, birinin saçı başı dağılmış, aynı tavaya yapışmış, birbirinden çekip almaya çalışıyordu. Bir süre çekiştikten sonra tavanın sapı sonunda birinin elinde kalmıştı. Winston tiksinerek izlemişti onları. Halbuki daha önce yalnızca birkaç yüz gırtlaktan yükselen çığlıkta yüreklere korku salan nasıl bir güç yatıyordu? Neden gerçekten önemli sorunlar söz konusu olduğunda böyle haykıramıyorlardı? Winston yazmaya devam etti. Bilinçleninceye kadar asla baş kaldırmayacaklar ama baş kaldırmadıkça da asla bilinçlenemeyecekler. Bu sözün partinin ders kitaplarından birinden alınmış olabileceğini geçirdi aklından. Kuşkusuz parti alt tabakadakileri kölelikten kurtardığını ileri sürüyordu. Bu tabakadakiler kölelikten devrimden önce kapitalizmin tarafından acımasızca ezilmişler, aç bırakılıp dayak yemişler, kadınlar zorla kömür madenlerinde çalıştırılmışlar. İşin aslı kömür madenlerinde hala çalışıyorlardı. Çocuklar daha 6 yaşında fabrikalara satılmışlardı. Ama parti bu konuda çift düşün ilkelerine bağlı kalarak birkaç basit kuralı uygulayıp alt tabakadakilerin yani proleterlerin tıpkı hayvanlar gibi doğuştan aşağı yaratıklar olduğunu, o yüzden de baskı altında tutulmaları gerektiğini savunuyordu. Aslında proleterler hakkında pek az şey biliniyordu. Çok fazla şey bilmeye gerek yoktu zaten. Çalışmayı, üremeyi sürdürdükleri sürece başka ne yaptıklarının bir önemi yoktu. Kendi başlarına bırakıldıklarında
Arjantin ovalarına salıverilmiş sığır sürüleri gibi doğal yaşam biçimlerine geri dönmüşler, bir nevi atalarının yolundan gitmişlerdi. Doğuyorlar, sokaklarda büyüyorlar, 12 yaşında çalışma hayatına giriyor, güzelliklerinin ve cinsel isteklerinin uyandığı kısa bir ergenlik dönemini atlatıp 20 yaşlarında da evleniyorlar, 30'unda orta yaşlı insanlara dönüşüp 60 yaşlarına geldiklerinde de geberip gidiyorlardı. Ağır koşullarda çalışmak, eve ve çocuklara bakmak, komşularla edilen ağız dalaşları, filmler, futbol, bira ve hepsinin ötesinde de kumar yüzünden zihinlerinin ufkunu dolduruyorlardı. Onları denetim altında tutmak hiç de zor değildi. Düşünce polisinden birkaç ajan aralarında dolaşıp asılsız söylentiler yayıyor, tehlikeli olabileceği düşünenleri saptayıp etkisiz hale getiriyor ama onlara parti ideolojisini aşılamak için bir çaba harcanmıyordu. Proleterlerin güçlü siyasal duygularının olması arzu edilen bir şey değildi. Onlardan beklenen tek şey mesailerinin uzatılmasını ya da tayinlerinin azaltılmasını kabullenmeleri gerektiğinde başvurabilecek ilkel bir yurtseverlikti. Proleterlerin ara sıra yaşadıkları hoşnutsuzluklar da bir çözüme ulaşmıyordu. Asıl sorunları göremediklerinden hoşnutsuzlukları ancak belirli küçük sorunlara odaklanıyordu. Büyük kötülükler dikkatlerinden kaçıyordu hep. Proleterlerin büyük çoğunluğunun evlerinde teleekran bile yoktu. Sivil polisler bile onlarla pek uğraşmıyordu. Londra her türlü suçun işlendiği bir kent olup çıkmıştı. Hırsızların, soyguncuların, fahişelerin, uyuşturucu satıcılarının, haraç kesenlerin fink attığı bir kent. Ama bütün bunlar proleterler arasında olup bittiği için hiçbir önemi yoktu. Proleterler ahlaki konularda atalarının yolundan gidiyorlardı, buna karışılmıyordu. Partinin cinsel bağnazlığı onlara dayatılmıyordu. Rastgele cinsel ilişkiler cezalandırılmıyor, boşanmalarına izin veriliyordu. Proleterler ihtiyaç ya da istek duyduklarına dair en ufak bir belirti gösterseler, ibadet etmelerine bile izin verilebilirdi. Onlardan asla şüphe duyulmuyordu. Parti sloganında dendiği gibi, proleterler ve hayvanlar özgürdür. Winston eğilip varis çıbanını kaşıdı. Yine başlamıştı kaşınmaya. İnsan hep aynı konuya takılıp kalıyordu. Yaşamın devrimden önce nasıl olduğunu bilmeye imkan yoktu. Çekmeceden Bayan Parsons'dan ödünç aldığı çocuklar için hazırlanmış bir ders kitabı çıkardı. Kitaptan bir bölümü güncesine aktarmaya koyuldu. Eskiden diyordu şanlı devrimden önce. Londra bugünkü bildiğimiz güzel kente hiç benzemiyordu. İnsanların karınlarını doyuracak bir şey bulamadığı, yüzlerce, binlerce yoksul insan ayağı çıplak dolaştığı, başını sokacak bir ev bulamadığı, karanlık, kirli, sefil bir yerdi. Sizden daha büyük olmayan çocuklar, acımasız efendiler için günde 12 saat çalışırlar, yavaş çalışınca kılıbaçlanırlar, kursaklarının kuru ekmek ve sudan başka bir şey girmezdi. Böylesi korkunç bir sefalet hüküm sürerken çok büyük ve güzel birkaç evde bir sürü uşağın hizmet ettiği zenginler yaşardı. Bu zenginlere kapitalist denirdi. Bunlar karşı sayfadaki resimde gördükleriniz gibi şişman, çirkin, şeytani yüzlü adamlardı. Resimde de görüldüğü üzere frak adı verilen siyah, kuyruklu ceketler, silindir şapka denilen soba borusuna benzeyen acayip parlak şapkalar giyerlerdi. Bu kapitalistlerin üniformasıydı ve bu giysileri başkalarının giymesi yasaktı. Bu dünyadaki her şey kapitalistlerindi, herkes de onların kölesiydi. Tüm topraklar, tüm evler, tüm fabrikalar ve tüm para onlarındı. Onlara itaat etmeyince ya sizi hemen hapse tıkarlar, ya da işinizden atılır ve aç kalırdınız. Sıradan biri bir kapitalistle konuşurken onun önünde boynunu eğip şapkasını çıkarmak ve ona efendim demek zorundaydı. Kapitalistlerin başına kral denirdi ve Winston listenin devamını da biliyordu. Geniş kollu giysileriyle psikoposlar, kürklü kaftanlar içindeki yargıçlar, boyundurukla teşhir edilenler,
tomruğa bağlanıp dolaştırılan, işkence çarklarına bağlanan insanlar, dokuz kuyruklu kırbaçlar, Londra Belediye Başkanı'nın verdiği görkemli ziyafetler, Papa'nın ayaklarını öpmeler, bir de Jus Primae Noctis diye bir şey daha vardı ama çocukların ders kitaplarında değinilmemiştir büyük olasılıkla. Kapitalistlere fabrikalarında çalışan her kadınla yatma hakkı tanıyan bir yasaydı bu. Bunların ne kadarının yalan olduğunu nasıl bilecektiniz ki? Sıradan insanların artık devrimden önceki dönemden daha iyi durumda oldukları doğru olabilirdi. Doğru olmadığının yegane kanıtı yüreğindeki o sessiz protesto, içinde yaşadığınız koşulların dayanılmaz olduğunu hissettiren, eskiden farklıydı diye düşündüren o sezgiydi. Winston birden çağdaş yaşamın asıl özelliğinin acımasızlığı ve güvensizliği değil, yoksulluğu, donukluğu ve neşesizliği olduğunu fark etti. Yaşamın yalnızca tele ekranlardan sıralanan yalanlarla değil, partinin ulaşmaya çalıştığı hedeflerle de hiç benzeşmediğini görmek için çevrenize bir göz atmanız yeterliydi aslında. Bir parti üyesi için bile yaşamın çok büyük bir bölümü tarafsız ve siyasetten uzakta sıkıcı işlerle uğraşıp metroda bir yer kapmak için itişip kakışmakla, delik çorapları yamamakla, bir tatlandırıcı tableti için el etek öpmek zorunda olmakla, sigara izmaritleri biriktirmekle geçiyordu. Partinin erişmeye çalıştığı hedef hudutsuz, dehşet verici ve heybetliydi. Ürkütücü makineler ve korku salan silahlardan oluşan bir çelik ve beton gezegeniydi bu. Uygun adım yürüyen, hepsi aynı şeyleri düşünen, o aynı sloganları atan, nefes almadan çalışan, savaşan, zafer kazanan, zulmeden savaşçılar ve bağnazlardan oluşan bir millet. Hepsinin yüzü birbirine benzeyen 300 milyon insan. Gerçek ise farklıydı. Gerçek, karnı sırtına geçmiş insanların su alan ayakkabılarıyla ortalarda dolandıkları, lahana ve helal kokusundan burnunun direğinin kırıldığı, ha yıkıldı, ha yıkılacak türden 19. yüzyıl evlerinde oturdukları köhnemiş, kasvetli kentlerdi. Londra, Winston'ın gözünde canlandı sanki. Milyonlarca çöp tenekesinin kapladığı, koskocaman bir yıkıntıya dönmüş kentin görüntüsü, yüzü kırış kırış olmuş, cadı süpürgesi saçlı, tıkalı lavaboyu açmaya çalışan Bayan Pearson'ın görüntüsüyle birbirine karıştı. Yine uzanıp ayak bileğini kaşıdı. Tele ekranlar sabahtan akşama kadar insanın içini bayan, istatistikler sayarak insanların artık daha çok yiyeceğe, daha çok giysiye, daha iyi evlere, daha çok eğlence olanağına sahip olduklarını 50 yıl öncesine göre daha uzun yaşayıp daha az çalıştıklarını, daha yapılı, daha sağlıklı, daha güçlü, daha mutlu, daha zeki olduklarını, daha iyi eğitim gördüklerini kanıtlamaya çalışıyorlardı. İşin garibi, bu söylenenleri ne doğrulayabiliyordunuz ne de çürütebiliyordunuz. Örneğin, parti bugün yetişkin proleterlerin %40'ın okuma yazma bildiğini iddia ediyordu. Söylenenlere göre bu oran devrimden önce %15'in altındaydı. Parti çocuk ölümlerinin devrimden önce 1300 iken bu oran artık 160'a düştüğünü ileri sürüyordu. Rakamlar böyle devam edip gidiyordu. Tüm bunlar iki bilinmeyenli bir denklem gibiydi. Tarih kitaplarındaki her sözcük, hatta tartışmaya kapalı olan şeyler bile tamamıyla hayal ürünü olabilirdi. Hatta Jus Primae Noctis diye bir yasa, kapitalist diye bir yaratık ya da silindir şapka diye bir şey belki de hiç olmamıştı, yoktu belki de. Her şey bir bilinmeze doğru kayıp gidiyordu. Geçmiş hem siliniyor, hem silindiği de unutuluyor, sonunda yalan gerçeğe dönüşüyordu. Winston, yalanın somut, su götürmez kanıtını her şey olup bittikten sonra da olsa hayatında yalnızca bir kez ele geçirebilmiş, onu da ancak 30 saniye kadar elinde tutabilmişti. Olasılıkla 1973 yılıydı. Catherine'den ayrıldığı sıralardı. Ama olayın asıl tarihi o günlerden de 7-8 yıl öncesine kadar uzanıyordu. Olay, devrimin ilk önderlerinin ortadan kaldırıldığı büyük temizlikler döneminde 60'ların ortalarında başlıyordu. 1970 yılına gelindiğinde
Büyük Birader dışında ilk başlardaki önderlerin hiçbiri kalmamıştı. Büyük Birader dışındakilerin hepsi hain ve karşı devrimci olarak ilan edilmişti. Goldstein kaçmış, ortalardan toz olmuştu. Ötekilerin de bazıları ortadan kaybolmuş, çoğu ise halka açık mahkemelerde suçlarını kabullendikten sonra idam edilmişti. O dönemden sağ kalanlar Jones, Ireson, Rutherford Ford adında 3 adamdı. 1965'te tutuklanmış olmalıydılar. Sık sık olduğu gibi birkaç yıl ortadan kaybolmuşlar, böylece hiç kimse yaşayıp yaşamadıklarını öğrenememişti. Sonra da birden nasıl olduysa ortaya çıkıp suçlarını alışıldık biçimde kabullenmişlerdi. Düşmanın, o günlerde de düşman Avrasya'ydı, istihbarat örgütleri için çalıştıklarını, zimmetlerine para geçirdiklerini, pek çok güvenilir parti üyesini öldürdüklerini, devrimin çok öncesinden başlayarak Büyük Birader'in liderliğine karşı entrikalar çevirdiklerini ve yüz binlerce insan ölümüyle sonuçlanan komplo eylemlerine kalkıştıklarını itiraf etmişlerdi. Bütün bunları itiraf ettikten sonra da bağışlanarak yeniden partiye kabul edilmişler ve önemli görünen ama aslında işi az, parası çok bazı görevlerin başına getirilmişlerdi. Üçü de Times'ta uzun, kendilerini küçük düşüren yazılar yazarak ayrılıklarının nedenlerini çözümlemiş, yanlışlarını telafi edeceklerine söz vermişlerdi. Winston salıvermelerinden bir süre sonra üçünü de kestane ağacı kahvesinde görmüştü. Onlara gözünün ucuyla hem korku hem de hayranlıkla nasıl baktığını hatırladı. Ondan çok yaşlıydılar. Eski dünyanın kutsal emanetleriydi bu adamlar. Partinin destanlaşan ilk günlerinin deyim yerindeyse çok büyük temsilcileriydiler. Yeraltı çatışmalarının ve iç savaşın heybetinden izler taşıyorlardı hala. Daha o sıralar olaylar ve tarihler belirsizleşmeye başlamış olmasına rağmen Winston onların adlarını, Büyük Birader'in adını öğrendiğinden yıllar önce öğrenmişti sanki. Ama aynı zamanda yasa dışı, düşman sayılan, dokunulmaz ve yasaklı kişilerdi. Birkaç yıla kadar ortadan kaldırılacakları kesindi. Düşünce polisinin eline düşenlerin canını kurtardığı hiç görülmemişti. Üçü de çukurun dibini boylamayı bekleyen birer cesetti. Çevrelerindeki masalarda oturan yoktu. Böyle insanların yakınında görülmek bile akıllıca sayılmazdı. Kestane ağacı kahvesinin özel tarifi olan karanfille baharatlandırılmış cinlerini sessizce yudumluyorlardı. İçlerinde görünüşüyle Winston'ı en çok etkileyen Rutherford'tu. Rutherford bir zamanların ünlü bir karikatüristiydi. Hem devrim öncesinde hem devrim sırasında çarpıcı karikatürleriyle kamuoyunu oldukça etkilemişti. Şimdi bile karikatürleri arasında sırada da olsa Times'ta yayınlanıyordu. Eskiden yaptıklarını reddeden ama nedense lezzetsiz, sarsıcılığı olmayan karikatürlerdi. Yoksul mahallelerdeki gecekondular, aç karnına ortalarda dolaşan çocuklar, sokak çatışmaları, barikatlarda bile silindir şapkalarını başlarından çıkarmayan kapitalistler gibi eski konuları tekrar tekrar gündeme getiriyor, geçmişe geri dönmek için bitmek bilmeyen, umutsuzca bir çaba gösteriyordu. Yeleğe benzeyen, ağarmış yağlı saçları, altı torba torba olmuş gözleri, kırışıklarla dolu yüzü ve kalın zenci dudaklarıyla bu azman gibi bir adamdı. Bir zamanlar son derece güçlü olmalıydı. Halbuki şimdi o iri gövdesi çökmüş, eğilmiş, pörtlemiş, her yanı sarkmıştı. Herkesin gözlerinin önünde yıkılan, un ufak olan bir dağı andırıyordu. Saat 15'ti. Buranın tenha olduğu saatlerdi. Winston şimdi o saatte neden kahvede olduğunu hatırlayamıyordu. İçeride nedense hiç kimse yoktu. Tele ekrandan tiz bir müzik sesi duyuluyordu. Üç adam bir köşede hemen hemen hiç kımıldamadan, hiç konuşmadan oturuyordu. Garson kimse demeden biten cinleri tazeliyordu. Yanlarındaki masada bir satranç tahtası duruyordu. Taşlar yerlerine yerleştirilmiş ama hiç oynanmamıştı. Az sonra yarım dakika bile geçmeden tele ekranlara bir şey olmuştu. Çalmakta olan ezginin ve müziğin tonu değişmişti. Bunun tarif edilmesi zordu. Tuhaf, çatlak, alaycı bir melodiydi.
Winston Sarı Melodiler diye geçirdi içinden. Çok geçmeden tele ekrandan bir şarkı yükselmişti. Ah o güzelim kestane ağacının altında. Ben seni sattım, sattın sen de beni. Onlar orada yatar, bizler burada. Ah o güzelim kestane ağacının altında. Üçü de bozuntuya vermemişti ama Winston, Rutherford'un harap olmuş yüzüne tekrar baktığında gözlerinin dolu dolu olduğunu görmüştü. Çok geçmeden de içinde bir titremeyle ama neden titrediğini de anlayamadan Ayerson ile Rutherford'un burunlarının kırık olduğunu daha yeni fark etmişti. Kısa bir süre sonra üç yeniden tutuklanmıştı. Görünüşe göre serbest bırakıldıkları dakikada yeni komplolara girişmişlerdi. İkinci yargılamalarında eski suçların hepsini bir kez daha itiraf ederek yeni suçların da olduğu gibi kabul etmişlerdi. Üçü de idam edilmiş ve bundan sonrakilere ders olsun diye başlarına gelenler parti tarihine geçirilmişti. Winston bu olaydan 5 yıl sonra 1973'te az önce basınçlı bordan masasına düşmüş bir belge tomarını açtığında ötekilerin arasında karışıp kalmış ve unutulmuş bir kağıt parçasına rastlamıştı. Kağıdı açıp düzeltir düzeltmez önlemini kavrayıvermişti. Times gazetesinin yaklaşık olarak 10 yıl kadar önceki bir sayısından yırtılmış bu yarım sayfada, sayfanın üst yarısı olduğu için tarih görülebiliyordu, New York'taki bir parti toplantısına katılmış temsilcilerin fotoğrafı vardı. Topluluğun en önünde Jones, Ayerson ve Rutherford vardı. Yanılmanın imkanı yoktu. Fotoğrafın altında adları da yazılıydı. İşin önemli olan yanı her iki duruşmada da üçünün o tarihte Avrasya topraklarında olduğunu itiraf etmiş olmalarıydı. Kanada'daki gizli bir havalanından Sibirya'daki bir buluşma noktasına uçmuşlar. Orada bir yerde Avrasya Genelkurmayından birilerine önemli askeri sırları vermişlerdi. Yaz dönümüne denk geldiği için Winston tarihi asla unutmamıştı. Ayrıca tüm olup biten daha pek çok yerde de kayıtlara geçmiş olmalıydı. Bundan tek bir sonuç çıkıyordu. İtiraflar yalandı. Elbette ki bu yepyeni bir keşif değildi. Winston o günlerde bile temizlik hareketlerinde ortadan kaldırılan insanların üstlerine atıl suçları işlemiş olduklarına inanmamıştı. Ama bu somut bir kanıttı. Yanlış toprak katmanında ortaya çıkarak koskoca bir yer bilim kuramını çürüten fosilleşmiş bir kemik gibi yok edilmiş geçmişin bir parçasıydı bu. Herhangi bir şekilde yayımlanarak tüm dünyaya duyurulabilse, ne kadar önemli olduğu anlatılabilse partiyi atomlarına ayırabilirdi. Hiçbir şey olmamış gibi çalışmayı sürdürmüştü. Fotoğrafı görüp ne anlama geldiğini anlar anlamaz üstünü başka bir kağıtla örtmüştü hemen. Şanslıydı ki tomarı açtığında fotoğraf tele ekrandan baş aşağı görünmekteydi. Bloknotun dizinin üstüne yerleştirdiği, tele ekrandan uzaklaşabilmek için sandalyesini olabildiğince geriye itti. İnsanın yüzünü ifadesiz tutabilmesi o kadar zor değildi. Hatta biraz uğraşırsanız nefes alıp verişinizi bile denetleyebilirdiniz. Ama kalbinizin atışını denetlemeniz olanaksızdı. Üstelik tele ekran kalp atışınızı saptayabilmek kadar duyarlıydı. Hiç akla gelmedik bir kaza olursa örneğin masasının üstündekileri uçurabilecek bir esinti olup da kendisini ele verecek diye ödül koparak 10 dakika kadar bekledikten sonra fotoğrafı üstünü falan açmadan atılacak kağıtlarla birlikte bellek deliğine bırakmıştı. Fotoğraf göz açıp kapayıncaya kadar yanıp kül olmuştu herhalde. 10, 11 yıl kadar oluyordu. Bugün olsa belki de fotoğrafı saklardı. Tuhaftı ama fotoğrafta yansıttığı olay da artık yalnızca bir anı olmasına rağmen o fotoğrafı bir zamanlar elinde tutmuş olması şimdi bile her şeyi değiştiriyor gibi geliyordu ona. Artık var olmayan bir kanıt sırf bir zamanlar var olduğu için partinin geçmiş üzerindeki denetimi eskisi kadar güçlü değil miydi yoksa? Ama bugün fotoğraf küllerinden yeniden doğsa da kanıt yerine geçmeyebilirdi. Okyanusya'nın Winston daha o fotoğrafı ele geçirmeden Avrasya ile savaşı sona erdiğine göre artık hayatta olmayan bu üç adam vatanını Doğu Asya ajanlarına satmış olmalıydı.
O zamandan bu zamana adamlara şimdi hatırlayamadığı daha başka suçlamalar yöneltilmişti. Kim bilir? Büyük olasılıkla en sonunda ilk baştaki gerçekler ve tarihlerin en küçük bir önemi kalmayana dek itiraflar yeni yeniden yazılıp durmuştu. Geçmişin değişmiş olması yetmiyor, sürekli olarak değişiyordu. Onu en çok perişan neden de bu büyük sahtekarlığın neden yapıldığını bir türlü açık seçik kavrayamayışıydı. Geçmişi çarpıtmanın doğrudan yararları apaçıktı ancak gerçek nedeni bilinemiyordu. Winston kalemini alıp yazdı. Nasılını anlıyorum, nedenini anlamıyorum. Daha önce de pek çok kez olduğu gibi yoksa ben delirdim mi diye düşündü. Belki de deli dedikleri tek kişiden oluşan bir azınlıktı. Nasıl ki bir zamanlar dünyanın güneşin çevresine döndüğüne inanmak delilik belirtisi olarak görüldüyse, şimdi de geçmişin değiştirilemeyeceğine inanmak delilik belirtisi olarak kabul ediliyordu. Bu inancı bir yalnızca o taşıyor olabilirdi ve eğer öyleyse o zaman delinin tekiydi. Ama deliliği pek tert etmiyordu. Onu asıl ürküten yanılıyor olma ihtimaliydi. Çocuklar için hazırlanmış tarih kitabını alıp büyük bir biraderin ön kapaktaki portresine baktı. O hipnotize eden gözler bakışlarını Winston'ın gözlerine dikmişti. Sanki kafatasınızın içinde bir şey nüfuz ediyordu, bir delik açıp beyninizi tekmeliyor, içinize korku salarak inançlarınızı söküp alıyor, neredeyse aklınızın tanıklığını reddetmeye ikna ediyordu sizi. Sonunda parti 2 kere 2'nin 5 ettiğini söyler, siz de buna inanmak zorunda kalırdınız. Er ya da geç bunu söylemeleri kaçınılmazdı. İçinde bulundukları konumun mantığı bunu gerektiriyordu. Felsefeleri yalnızca yaşayan anların geçerliliğini değil, gözler önündeki gerçekliğin varlığını da sessiz sedasız reddediyordu. Sapkınlıkların sapkınlığı sağduyuydu ve işin asıl korkunç yanı farklı düşündüğünüz için sizi öldürecek olmaları değil, bunu yapmakta haklı olabilecekleriydi. 2 kere 2'nin 4 ettiğini nereden biliyordu ki? Yer çekimi diye bir şey olduğunu nereden biliyorduk? Geçmişin değiştirilemez olduğunu nereden biliyorduk? Madem geçmiş de dış dünya da yalnızca zihnimizde vardıysa, zihin de denetlenebiliyorduysa, söylenecek ne kalıyordu ki geriye? Ama hayır, Winston birden cesaretlenir gibi oldu. O Brian'ın yüzü ortada hiçbir şey yokken gözünün önüne gelivermişti. O'Brien'in ondan yana olduğunu artık eskisinden daha emindi. Gönlünü O'Brien için, daha doğrusu O'Brien'e yazıyordu. Kimsenin okumayacağı ama belirli birine yazılmış ve rengini bundan alan, sonu gelmeyecek bir mektup gibiydi. Parti, gözlerinizle gördüğünüzü, kulaklarınızla duyduğunuzu reddetmenizi söylüyordu. Bu onların en temel, en hayati buyruğuydu. Karşısında duran muazzam gücü herhangi bir partili entelektüelin bir tartışmada onu ne kadar kolaylıkla alt edebileceğini, ortaya atılacak kurnazca savlara cevap vermek bir yana, anlamakta bile zorluk çekeceğini düşüncesizce çaresizliğe kapıldı. Üstelik de haklı olmasına rağmen, onlar haksız, kendisi haklıydı. Aptalca da olsa apaçık ve gerçek olan savunulmalıydı. Herkesin bildiği gerçeklere sarılmalıydı. Var olan somut dünyanın yasaları değişmezdi. Taş sert, su ıslaktı, desteksiz nesneler yerin merkezine doğru düşerdi. O'Brien'le konuşuyormuş ve önemli bir kural koyuyormuşçasına yazdı. Özgürlük 2 kere 2 4 eder diyebilmektir. Buna izin verilirse arkası gelir.